Bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet tarihinin en derin krizlerinden birisini yaşıyor. İşsizlik geldi, %10,5'lara dayandı. 6 milyonun üstünde işsizimiz var. 17 milyonun üstünde yoksulluğumuz var. 17 milyon. Kredi kartı ve tüketici kredisi borçları. 2002. Borç miktarı 6,5 milyar lira. Geliyorum 2015'in sonuna. Borç miktarı 6,5 milyar değil. 382 milyar lira. Düne kadar etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmazdı. Düne kadar inanç üzerinden siyaset yapılmazdı. İnsanlar evini, ekmeğini değil, başkasının inancını, başkasının kimliğini sorgular hale geldi. Ve bu tablo Türkiye'nin ezberlerini bozan bir tablodur. Bu tablo vatandaşın kendi sorunundan koparılması tablosudur. Toplumu aydınlatmaya ihtiyacımız var. Eski kalıplarla bir yere varılamaz. Yeni kalıplar, yeni söylemlerle, güzel söylemlerle, hiçbir ayrım yapmadan yurttaşlar arasında yeni söylemlere yolumuza devam etmemiz lazım. Birlikte olduğumuz zaman yapmayacağımız devrim yoktur. Şimdi ben buradan bütün işçi sınıfına, garibanlara, ezilenlere, çöpte kağıt toplayanlara, hepsine sesleniyorum. Eğer sen de diyorsan ki ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen istiyorum, İnsanca hakça bir düzen için, o zaman gelin hep beraber yüreklice sesimizi daha gür çıkaralım. Hepinize insanca ve hakça bir düzeni kurmak açısından yeniden silkelenmek, yeniden mücadele etmek çağrısını yapıyorum. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.